90+5 Kanal 5 ekranlarında bu hafta da huzurlarınızda ve Galatasaray Antalya Spor deplasmanına gitti ve büyük bir hayal kırıklığı yaşattı taraftarlarına. 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu akşam biraz önce sona eren maçta deplasmanda yine puan kaybetme alışkanlığını devam ettirdi Galatasaray ve şampiyonluk yolunda yine bir yara aldı diyebiliriz. Bu haftanın sonuçlarında Fenerbahçe kendi sahasında Kasımpaşa Spor'u ağırladı ve zorlu da olsa 3 puan almayı başardı Kasımpaşa'dan. Beşiktaş ise Bursa Spor'la karşılaştı ve Beşiktaş artık Süper Lig'in şu anda ikincisi konumunda 42 puanla. Bugün yine Kanal 5 ekranlarında yorumcularımızla haftanın maçlarını değerlendireceğiz. Ve öncelikle Galatasaray maçıyla başlayacağız. Süleyman Akay yine spor yazarı ve yorumcusu bu akşam bizlerle birlikte olacak. Ve yine sevgili Cihan Demirdizen arkadaşımız bugün bizlere eşlik edecek ve haftanın maçlarını yorumlayacağız. Öncelikle Galatasaray ile başlayalım. Antalya Spor karşısında Galatasaray'ın 3 puan alması gerekiyordu. Şampiyonluk yolunda ilerlemesi noktasında ki bütün planlar da buna göre yapılmıştı. Son birkaç gündür yapılan açıklamalar, taraftarın beklentisi, rakip taraftarların bu konuda sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamalar veya da tepkiler vesaire. Bütün bunları da değerlendireceğiz programımız içerisinde ama Galatasaray 3 puan parolasıyla Antalya'ya gitti ama maalesef 2-2 beraberlikle 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Maçı hemen değerlendirelim. 2-2'lik maçta Mancini'nin kadrosuna baktığımız zaman yine değişik, yine bizleri şaşırtan bir tablo gördük, diziliş gördük daha doğrusu. Yeni transferlerden Brusso defansta yer aldı. Alex Telles sol kanattaydı. Bakıldığında Drogba'yı ikinci yarıda oyundan aldı Mancini, yerine Umut koydu ki ikinci golde, beraberlik golde yine Umut'tan geldi. Ceyhun'u oyundan aldı daha sonra. Yine birçok değişiklik yaptım. Zannediyorum ki Mancini bugünkü kadrosuyla ve bugünkü yapmış olduğu değişikliklerle yine eleştiri oklarına hedef olacak. Yani bir defa şöyle başlamak lazım sevgili Erkut. Galatasaray çok önemli bir 2 puanı Antalya'da bıraktı. Kesinlikle. Deplasman fobisi kesinlikle devam ediyor. Bu maçta onu gördük. Gaziantep deplasmanından sonra Antalya deplasmanında da yine 2 puanı bıraktı. Önemli istatistikler var aslında. 6 maçtır gol yemeyen bir Galatasaray var. Ligde son 3 maçtır gol yemeyen bir Galatasaray var. Onları bıraktı. Ama şöyle bakmak lazım. Oyunu şöyle analiz etmek lazım. Bir defa ilk yarıyla ikinci yarısı tamamen birbirinden farklı bir mücadele izledik. İlk yarıda inanılmaz bir tempo her iki takım içerisinde. Hem Antalya Spor hem Galatasaray özellikle iki takım da sol kanatları kullanarak inanılmaz pozisyon buldular. Golleri buldular. Yalnız ikinci yarıda sanıyorum 62. dakikaydı. İlk oyuncu değişikliği noktalarıma bakıyorum. Evet, Ceyhun'un yerine Umut Bulut'u aldı oyuna Mancini. Ki orada bir diziliş değiştirdi. 4-3-3 gibi bir şeye döndü. Aslında bu çok riskli bir dizilişti bana göre. Bundan Allah'tan çok çabuk vazgeçti. Bence uyandı. O saate kadar, o dakikaya kadar sahada olmayan Drogba'yı 65. dakikada oyundan alarak Veysel'i oraya, Veysel'i sağ beke alıp Sabri'yi öne alarak biraz bence hatasını düzeltti. Eğer o bölümde, eğer bu ara biraz daha uzun olsaydı bence Antalya Spor'un biraz daha top yapma kabiliyetini de orada artıracaktı ve kontra olarak bu Galatasaray'a yansıyacaktı. Oyunun son 10 dakikası da tamamen Antalya Spor'un skoru koruma içgüdüsüne dayalı olarak yani Galatasaray oyunu tamamen Antalya Spor yarı sahasına yıktı zaten. Orada Mancini bana göre maçın başında yapması gerekeni. Zaten hep 3-5-2 oynama taraftar Mancini. Hatta Drogba ile sanıyorum bu yüzden bazı sıkıntıları var ki mücadele ikinci yarısında Drogba oyundan alındığında çok sinirlendi. Gerçi Mancini'nin şöyle bir elini sıktı ama Tugay'ı zaten teğet geçti diyelim.
Yani Drogba mutlu değil belli ki. İlerleyen dönemde nasıl bir... Tugay'la arasında bir gerilim olduğu belli. Nasıl bir şeyle karşılaşacağız bilmiyorum. Amerika transferi var mı? Hani buna değinelim ama bu maça dönersek. Gibi bir hali var, bir küskünlük hali var mevcut. Bugünkü... Emre Çolak'ı orada oyuna alıp Burdisso'yu, ki bana göre Burdisso'yu ilk defa izledim ben böyle çıplak gözle, çok net, çok... Bana iyi sinyaller vermedi. Çok vasat bir stoper bana göre. Arjantinli. Emre Çolak'ı oraya aldığı zaman, şimdi gerçek 3-5-2'ye döndüğü zaman o zaman etkili olmaya başladı. Çünkü orta sahada artmaya başladı Galatasaray. Çünkü ilk yarıda Teyes fazlaca ucuma soldan bindirmeleri yaptığı zaman dikkat edersen Antalya Spor'da aynı kanadın arkasını sürekli kullanarak çok sık pozisyonlara buldu. Yani aslında oyunun son bölümünde şöyle şuursuz baskının haricinde bana göre oyun hakkı beraberlikti. Sol kanatta sıkıntı hala devam ediyor galiba. Çünkü sol kanatta Alexis Teyes'in bugün kaçırdığı çok top vardı, yeni transferlerden bir tanesi. Ve Antalya Spor'da sol kanatta özellikle ilk yarıda çok yani o kanattan geldi. Çok tehlikeli ataklar yaptı özellikle sol kanatta. Şimdi dizilişe bakmak lazım burada. Genelde insanların atladığı şey bu oluyor. Yani Teyes tamam çok güzel, topa çok hakim mutlaka. Eğer Teyes burada... hücuma katılacaksa, soldan bindirmeyi yapacaksa mutlaka arkadaki ismin veya eğer bu 4-4-2 ise mutlaka sol tandanslı bir oyuncunun daha orada oynaması gerekiyor. Yani şimdi bakıyorum Ceyhun hakikaten geçen haftalarda da söyledik, Mancini'nin yeni transferi gibi oldu. Şimdi bakıyorum orta sahaya Ceyhun dörtlünün önünde oynayan ön libero gibi oynuyor. Onların önünde Melo Selçuk ikilisi oynuyor. Yani bunlar Selçuk'u biraz ayrı tutarsam Melo ile Ceyhun birbirinin bana göre aynı tip oyuncuları. Yani Selçuk'a top da yaptırılmadı bugün. Yani gerçekten Antalya onu Spor... Onu söylemek lazım. Orta sahada Selçuk... Melo biraz daha ikinci yarı oyuna girdi ama Selçuk özellikle ilk yarıda bana göre Antalya Spor'da Serkan Balcı'nın ona iyi baskısı sonucunda sanıyorum Samet Aybaba özel bir markaj, ona göz markajı vermiş. İlk yarı bence nefes aldırmadı ama bir sarı kart, Melo ile ikisinin sarı kart ceza sınırında olması zihnen mutlaka onları etkiledi. Mutlaka derbide oynamak istiyorlar. Mutlaka bunun da etkisi var. Benim söylemek istediğim şu, yani Emre Çolak'a mutlaka bence bu takımda, yani 6 yabancıyı da göz önünde bulundurursak yani o önde oynatacağım Melo Selçuk'un yanında mutlaka bence Mancini'nin Emre Çolak'a da oynatması gerekiyor. Yani Emre Çolak oyuna girdikten sonra top yapma kapasitesi dikkat edersen daha çok arttı. Yani tamam Antalya Spor yaslandı ama dönen topları da şuursuzca şişirmedi Galatasaray. Yani sürekli kanada indirip bir şekilde Sabri ile buluşturup gerek sağda gerek solda da Teyes ile buluşturup pozisyon buldular. Yani belki serseri toplardı ama son dakikada özellikle o Sabri'nin ortasında Hakan'ın kritik bir kurtarışı var ki yani gol olsa belki de Galatasaray maçı alıp götürecek son 10 dakikadaki doğru oyunuyla. Peki hakemi değerlendirelim bu arada. Maçın hakemini nasıl buldunuz? Nasıl değerlendireceğiz? Çünkü bu haftaki karşılaşmalarda hakemler çok ön plandaydı. Yine Beşiktaş maçına gelecek olursak, yine Fenerbahçe maçına gelecek olursak bu hafta hakemlerin haftası diyebiliriz. Ve Galatasaray'ın da dün yapmış olduğu bir açıklama vardı. Özellikle resmi internet sayfasından galatasaray.org'dan bir açıklama yaptı. Hakemlerle ilgili bu hafta ki maçlarda hakemlerin performansından memnun olunmadığını, özellikle Fenerbahçe'nin etkisi altında kaldığını, onların baskısı altında kaldığını dile getirdi. Bundan rahatsız olduğunu dile getirdi Galatasaray yönetimi ve resmi sitede de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Tabii bunun üzerine Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bir yine resmi açıklama var. Bunları da yine programın ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşacağız ama genel olarak... bütün bunları da bir kenarda bırakarak hakemi değerlendirirsek, hakem nasıldı bugün? Halis Özkahya bugün maçın genelinde kötü bir performans göstermedi bana göre. İlk yarıda yaptığı önemli bir hata var. Antalya Spor lehine bir penaltı verilmedi gördüğüm kadarıyla. Evet. Tekrarını izleme şansım olmadı maçtan sonra pozisyonu. Sabri'nin pozisyonunu diyor. Evet, Sabri'nin pozisyonunda bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında maçın gidişine etki eden ciddi bir hata yapmadı. Kart kullanımlarında kart kullanımları yerindeydi diye düşünüyorum.
faul düdüklerinde genellikle doğru düdükler çaldı. Maça etkisi bir oldu tane, mu? Bir tane maça hatalı etkisi oldu mu sizce? Yani ya skora veya da maçın gidişatına etkisi oldu mu? Ya şimdi ilk yarıda verdiği penaltı pozisyonu, vermediği penaltıyı düşünecek olursak yani maçın gidişine etkisi oldu diye yorum yapabiliriz ama yani hakem bir maçın içerisinde binlerce karar veriyor. Çok da o tartışılacak evet, bir pozisyon. Yani tamamen yani %100 bir penaltı da diyemeyiz ona. O da çok tartışılacak bir pozisyon. Yani şu andaki dinleyicilerimiz de çok açık ve net bir penaltı olarak değerlendirmesinler. Birçok hakemin bu pozisyona penaltı çalmayacağını düşünüyorum ben. Hani birçok maç izliyoruz. Bunun gibi birçok pozisyonlara denk geliyoruz. Yani genellikle Türkiye'de bu tarz pozisyonlara da yine hakemler penaltı çalmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Onun dışında net bariz şekilde hakemin Antalya Spor lehine veya aleyhine bir etkisi maç noktasında düşünüyor musun? O şekilde kararlarını. O şekilde düşünmüyorum. Yani kesinlikle hakem bugün başarılıydı diyebilirim. Yani maçın genelinde gidişatını etki edecek... Korkulduğu gibi olmadı diyoruz yani burada. bir yönetim göstermedi. Burada spor kamuoyunun çekindiği şöyle bir durum vardı. Dün Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında hakeme yönelik eleştirilerden sonra Halis Özkahya'nın Galatasaray'ın lehine bir yönetim göstereceği endişesi hakimdi. Fakat çok ortada bir maç şey olmadı. Düşünüyorum evet, ben de. Ortada ve... İyi bir maç yönettiğini düşünüyorum ben de. Genellikle başarılıydı bence Halis Özkahya. Kendisini tebrik ediyorum. Peki 41 puanla şu anda 3. sıraya geriledi. Galatasaray şampiyonluk yolunda bir darbe aldı, bir yara aldı. 2 puan kaybetti Antalya deplasmanında ve bu sene gerçekten deplasmanlarda Galatasaray'a baktığımızda birçok puan kaybı yaşadı. Artık liderle arasındaki puan farkı da 6. İkinci sırada ise Beşiktaş var. 42 puanla ikinci sırada ve haftaya Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak. Bu maçın sonucu da zannediyorum ki ilerleyen haftalarda ligin gidişatında önemli noktada belirleyici olacak. Çünkü Beşiktaş ve Galatasaray herhangi birisi kaybederse şampiyonluk yolunda büyük bir yara almış olacak. Eğer Beşiktaş bu maçı kazanırsa artık şampiyonluk yolunda çok daha iddialı bir pozisyona gelecek. Eğer Galatasaray alırsa da artık tekrar Fenerbahçe'nin yakın takipçisi olarak yoluna devam edecek. Sevgili Süleyman Hocam ne diyorsunuz? Bugünkü yenilgi sonrası puan durumuna, fikstüre. Yenilgi derken Galatasaray'ın puan kaybı. Puan kaybı demek istiyorum. Yani defa şu anda görüntü şu, ben geçtiğimiz programlarda seninle konuşurken söylemiştim yani Fenerbahçe her şekilde avantajlı. Yani şu anda 6 puan önde. Şu anda 6 oldu. Beşiktaş ikinci yarının bana göre şu andaki en başarılı takımı. Hı hı. Bence Bilic Beşiktaş'ta en azından takım konseptini oluşturdu. Bu da onlara çok bence artı olarak yansıyor. Haftaya derbi oynanacak. Onu geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Yani burada alınacak her skor bir nebze Fenerbahçe'ye yarayacak ki Fenerbahçe'nin Elazığspor gibi zor bir deplasmanı var. Bu arada dinleyenlere sevgili izleyenlere ondan bahsedecektim. Bunu da bahsedelim. Elazığspor bugün deplasmanda 3-2 Konya'yı 3-2 mağlup etti. Eskişehirspor'da evet. Sivasspor'da sanıyorum 2-2 berabere kaldı. Evet. Bunları da söylemek lazım. Çok yani önemli çok, maçlardı, çok heyecanlı maçlardı. Bollu bir pazartesiyi geride bıraktık. Yani aslında şöyle bakmak lazım. Yani geçtiğimiz hafta da söyledik. Bunu bir daha söyleyelim. Yani derbilerde şampiyon olunmayacak. Bu kesin. Yani bu hiçbir zaman da böyle olmadı. Yani sadece derbi iki takımın arasında, camia arasındaki rekabet ve devamındaki bir coşkudur, bir sevinçtir, bir mutluluktur. Mutlaka olması gerekir ve olur da. Ama maratona baktığınız zaman, lig maratonuna her zaman şampiyonun olmayacak yerlerde Anadolu deplasmanları da Anadolu maçlarında kaybedilen puanlardan geçtiğini zaten görüyoruz. Yani bu derbinin Fenerbahçe için kesin şu ara bir avantajı olacak ki Fenerbahçe çok zor durumda ve bu haftayı bana göre... Çok artık yani 2 puanın haricinde çok önemli yani Kasımpaşa galibiyeti çok çok önemli Fenerbahçe'nin. Şöyle bir baktığım zaman Fenerbahçe'nin yani
Normalde 11 oynayacak, oynayan oyuncusunun yarısı Kasımpaşa maçında yoktu yani. Bu maçı kazanıyorsunuz, bir şekilde kazanıyorsunuz ve Galatasaray'da akabinde pazartesi günü bu, az önce 2 puan bırakıyor ki yani hani Fenerbahçe çok çok önemli bence bir haftayı geride bıraktı. Derbi mutlaka inanılmaz bir derbi olacak. Yani ligin ilk yarısındaki o Olimpiyat'taki derbiyi düşünüyorum. Mutlaka bunun oyuncular üzerinde yine tesiri olacak. İnanılmaz bir ambiyans olacak. Çok bir defa Galatasaray tıpkı ilk yarıda olduğu gibi bana göre çok kompakt bir Beşiktaş'ı bulacak karşısında. Ki derbilerde Telekom'da yani Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı maçlarda Beşiktaş'a karşı sanıyorum bir üstünlüğü var ama ben bu kez çok o üstünlüğü yüzde dilimi boyutunda çok fazla olacağını düşünmüyorum. Çok da önemli bir Chelsea maçı var. Mutlaka konsantrasyon Şampiyonlar Ligi'nde de olacak. Galatasaray'ın bazı handikapları olacak. Bu da bana göre derbiyi Beşiktaş açısından %50-%50 hale getiriyor. Daha şanslı oluyor. Peki Chelsea maçı geliyor sevgili Cihan. Beşiktaş Galatasaray Beşiktaş maçının hemen sonrasında 26 Şubat'ta çarşamba günü Chelsea ile oynayacak Galatasaray. Ve bugünkü maçta da ben şunu hissettim özellikle. Bazı futbolcuların artık kafa olarak, konsantre olarak oraya bu maça çok fazla kendini veremediğini gördüm. Daha doğrusu son birkaç haftadır izlediğimiz Galatasaray'ın futbolunu Antalya deplasmanında göremedik, izleyemedik. Drogba özellikle bugün baktığımızda sahada yok gibiydi. Ayağına gelen hemen hemen neredeyse %80-%90 topların hepsini kaybetti. Ve bugün çıkarken de ikinci yarıda soğuk duş etkisi yarattı taraftarlar nezdinde. Tugay'ın elini sıkmadı vesaire. Biraz daha tavırlı gözüktü yedek kulübesine. Ne diyorsun Galatasaray'ın Galatasaraylı futbolcuların artık Şampiyonlar Ligi'ne daha fazla konsantre olup ligi biraz daha ikinci plan ettiklerini düşünüyor musun? Yani akılların Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu hissediyorum ben. Yani şu, bu durumda hafta içinde olsaydı Chelsea maçı yani 2-3 gün sonra Chelsea maçı oynanacak olsaydı dediğine katılırdım ama yaklaşık bir 10 gün var Chelsea maçına ve önümüzde bir de Beşiktaş derbisi var. Yani bu durumda, tane çok önemli maç ardı ardına oynanacak. Evet çünkü. Yani bu Chelsea maçını oyuncuların kafasında çok yer edindiğini düşünmüyorum. Yani sonuçta Antalya deplasmanındasınız ve Chelsea maçına önemli bir maç daha var arada, Beşiktaş maçı var. Ben daha çok oyuncuların bu maça konsantre olduğunu düşünüyorum ki Galatasaray çok da iyi başladı mücadeleye. Hatta geçen hafta Fenerbahçe Sivas Fenerbahçe maçında olduğu gibi Fenerbahçe'nin yaptığı gibi çok yüksek tempolu başladı. Çok arzulu başladı. Galatasaray'ın 6. dakikada golü buldu. Evet, maçın başında da golü buldu. Hak ettiği golü buldu. Çok önemli bir baskı yaptı çünkü. Yani ben Galatasaray'ın kafasında kesinlikle bu maçta Chelsea maçında olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda devrenin sonlarına doğru Antalya'nın baskısı arttı. Antalya golünü buldu. İkinci golde bana göre biraz da şanssızlığının yüzünden yedi diyebiliriz Galatasaray için. Maç için genel olarak değerlendirdiğimizde evet yani bunu da çok açık ve net görüyoruz. Senin söylediklerine de katılıyorum ama öndeki belki Beşiktaş önemli bir mücadele olacak. Süper Lig'de hemen ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Chelsea ile karşılaşacak. Özellikle yabancı futbolcuların aklının birazdan bu maçlarda olduğunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde olduğunu görüyoruz. Bakıldığında bugün özellikle performansa geçtiğimiz haftalara göre bir değerlendirme yaptığımızda biraz daha bu hafta hayal kırıklığıydı. Özellikle Drogba gibi, işte Schneider gibi, Alex gibi Galatasaray'ın çok şey beklediği isimlerin bu hafta biraz daha geri planda olması, performansının düşük olması bu beraberliği getirdi diyebiliriz. Drogba konusuna döneceğim. Drogba kalsın mı gitsin mi büyük bir tartışma da yaratmaya başladı. Bugünkü olayın hemen ardından da muhtemelen yarın itibariyle de bu konu daha fazla tartışılacak ve konuşulacak Süleyman Hocam. Drogba gitmeli mi kalmalı mı Galatasaray'da? Siz ne düşünüyorsunuz? Zor bir soru ya. Ya, zor bir soru ve hani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali ben böyle bir cevap vereyim. Şöyle başlayayım.
Drogba çok özür dilerim. Yani şimdi kariyerine bakıyorum. Geçen sene geldiğinden beri Galatasaray'a verdiğine bakıyorum. Ama Drogba'dan şöyle başlamak lazım, daha doğrusu şöyle toparlayayım. Bir defa Drogba'nın Mancini ile hani ne kadar mutlu, Fatih Terim'le ne kadar mutluydu? Bence bu kantarı düşünmek lazım. Böyle bakmak lazım. Mancini ile mutsuz olduğunu sanki görüntü itibariyle ve birkaç kere sanıyorum Türk medyasına da bu yansıdı. Yurt dışı medyasında benim okuduğum kadarıyla da yani Fatih Terim döneminde hani Fatih Terim'in o agresif oyunu, sürekli önde basma heyecanıyla oynatan takım olgusu içerisinde kendisinin çok daha oyun içerisinde aktif ve çok pas aldığı cümlelerini kullandığını biliyorum. Yani Mancini'nin geldikten sonra şimdi bir defa şu açığa çıktı. Yani Mancini'nin oyun felsefesiyle Fatih Terim'in oyun felsefesi arasında yani bayağı bir fark var. Bunu kabul edelim. Yani ikisi de yoğurdu farklı şekillerde yiyorlar. İkisi de çok büyük hoca. Yani tartışmasız. Yani Mancini'nin yaptıkları ortada. Kariyeri ortada. Fatih Terim zaten şu anda Türk futbolunun futbol direktörü. Yani bunu tartışmıyorum ama ikisi de yoğurdu farklı şekillerde yiyor. Bu kesin. Burada Drogba'nın seçimi sanıyorum Amerika'daki o Golden transferi mutlaka onun kafasında karıştırdı. Yani onun da etkisi olacağını düşünüyorum. Mutlaka ben Chelsea maçını oynamak için çok büyük heyecan duyduğuna da eminim. Hatta bir ara Eto'nun alternatif transfer olarak hani önerildiği ifade ediliyor. Hani Chelsea ile olası bir takas transferi. Çünkü Mourinho'nun da Drogba'ya karşı çok fazla ilgisi olduğunu biliyoruz. Mutlaka bir gelgitleri var Drogba'nın. Bundan hemfikirim. Çünkü geçen seneki hani hem oynatan hem oynayan, aynı anda arkadaşlarını motive eden, arkadaşlarına sağ içinde ne yapması gerektiğini söyleyen bir Drogba yok. Yani geçen seneyle hani geceyle gündüz kadar değil ama bir durgunluk var Drogba'da. Kafası karışık belli ki. Bugün maç sırasındaki aslında yedek kulübesindeki resmi de hani çıkıştan itibaren o resim mutlaka konuşulacak, senin dediğin gibi tartışılacak. O flu'luğu biraz ortaya çıkardı gibi geliyor. Eminim Mancini'nin kafasında belki alternatif isim var ki bugün sosyal medyaya da bu düştü. İtalya'nın Sampdoria'da sanıyorum kiralık olarak 22 yaşındaki o İtalya'nın milli takımı bir kez de milli oyuncusu Mancini'nin sürekli radarında ve sanıyorum son Roma karşılaşmasında onu istatistikler izle Gabbiadini'den bahsediyorum. Zeko'nun hani Manchester City'de eski öğrencisinin çok fazla onunla istekli olduğunu biliyorum. Mutlaka bunlar hani oyuncu menajerleri arasında da görüşülüyordur. Bunun da etkisi vardır ama Drogba'nın kafası karışık olduğu kesin. Ha, kalmalı mı gitmeli mi? Biraz evet çok fazla giriş ve gelişme yaptık. Gelen gideni aratmasın diye. Çünkü o kadar zor ki. Yani aslında bir dünya starı. Yani herkes izlemekten keyif alıyor. Bir taraftan yaşı çok fazla. Yani hani bir futbol sever olarak yani yıllarca futbolu izleyen bir şey olarak söyleyeyim. Kişi olarak her şeyden önce hani takip eden birisi olarak. Ben daha genç yıldızların daha aktif rollerde büyük takımlarımızın formasını giymesinden yanayım. Öyle söyleyeyim. Ama kalsa da benim için büyük bir keyif olur. Yani Drogba'dır sonuç itibariyle. Bir sene daha kalmalı diye düşünüyorum ben de. Yani bu çok göreceli bir kavram. Yani ne istediğinize bağlı bir şey. Tamamen. Ama mutlaka artıları var, eksileri var, keyifleri var. Ama seyirci mutlaka keyif almak ister. Seyirci penceresinden gözüyle mutlaka kalmasını istiyorlar. Yani Drogba bir fenomen. Yani Drogba Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Premier Lig şampiyonu, UEFA şampiyonu, Avrupa Ligi şampiyonu. Yani kariyerine baktığımız zaman yok yok yani. Bütün kupaları almış. Yani bu Drogba'nın bir tek eksiği var işte. Onu da izleyenlere söyleyelim. Her şeyi kazandı. Her şeyi kazandı. Yani Afrika'da yılın futbolcusu oldu defalarca ama Fidişi sahilleriyle Afrika şampiyonu olamadı yani Drogba. İnşallah o olur ama ona yaşı müsaade eder mi onu bilmiyorum. Yani hani Fidişi sahilleri kendi ülkesinin milli takımıyla bir Afrika şampiyonluğu yaşayamadı. Ona üzülüyorum ben de yani bir futbol sever olarak. Bu arada Galatasaray'ın dünya çapında futbolcusu Drogba'nın Time dergisinin yılın adamı listesinde adaylar arasında olduğu da bu arada öğrenilmiş.
Yakın bir kaynağa göre Drogba Time dergisinin 2014 yılın adamı olma yarışında başta gittiği de ifade ediliyor. Bunu da yine izleyicilerimize duyurmuş olalım. 2014 yılının adamı anketinde veya da dünyada Time dergisi. Adam olarak mı yoksa futbolcu olarak mı? 2014 yılının adamı. Adamı. Evet, 2014 enteresan, yılının adamı. Bu da başka bir kariyer. Çok enteresan. Peki dönelim bu arada kısa diğer maçlardan bahsetmek istiyorum. Sevgili izleyicilerimize hemen ardından Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına geleceğiz. Bugün demin bana sormadın, birkaç cümle Cihan'a ekleyeyim ben. Erkut, eğer bir şeyimiz varsa. Çok kısa. Bu hafta bana göre haftaya damgasını vuran tamamen MHK'dir yani. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz. Söyleyeyim kesinlikle. O hakem olaylarını mesela Fenerbahçe'de konuşmak istiyorum. Yok Fırat Aydınoz, yok İlker Meral, Süleyman Abay, Abu Zittin bilmem ne değil yani. Artık yani kel göründü ya. Yani artık yani hakikaten kel çok göründü. Gerçekten burada değinilmesi gerekiyor. Birçok hatalarım artık hatalar ifade edilmesi lazım. Yani öyle kritik bir noktada yani ben Kasımpaşa, Fenerbahçe Kasımpaşa maçına Fırat Aydınus'u atayan zihniyeti kınıyorum arkadaşım yani. Bu bir gerginlik de yarattı. Fırat Aydınus'a yazık, Fenerbahçe'ye yazık, Türk futboluna yazık. Yani yazık oldu, yazık ediyorlar. Artık dürüstçe konuşmak lazım. Biraz böyle şeffafça konuşmak lazım. Yani ondan sonra hafta içinde röportaj veriyorsunuz. Benim hakemlerim ağladılar. Ben onları yani kendinize acındırıyorsunuz. Aslında ben çok iyi bir liderim. Enteresandı. Yani evet. Olacak gibi değil. Nasıl bir kurgu, nasıl bir senaryo. Onlara geleceğiz. Hemen yani kısaca. Artık bunları dürüstçe hakem konuşmak lazım. Hakem olayını özellikle bir hakem düşünün. Maç öncesi ısınmaya çıkamıyor yani. Evet, ve siz ısrarla niye atamaya çalışıyorsunuz ve böyle bir haftada, bir hafta önce bunlar olmuş, ortalık yangın yeri, neden bir takım şeyleri bir daha ısıtıyorsunuz, neden? Bence orada da bir... Ve ondan sonra biz diyoruz ki işte Halis Özkaya biraz daha iyi maç yönetti. Ondan sonra Fırat Aydınus mahvetti. İlker Meral özür diledi. Yani. Ya Süleyman Abay son dakikadaki işte Trabzonspor'un penaltısını çalamadı. Bunu çoğaltacağız yani. Çoğaltacağız. Bir daha ısıtacağız, bir daha çoğaltacağız. Ya 15 yıldır işte nasıl Emre'yi konuşuyoruz sürekli. 15 yıldır Halis'e de geleceğim Emre'yi. Onlara da geleceğiz. Siz bana aramışsınız bu konuda. Biz hala Emre'yi konuşacağız. Yani. Anladığım kadarıyla bu konuda yani biraz şey gibi gerçekten çok dolu. Bu konuda çok dolu olduğum için ben de bir şeyler söylemek bu istedim. Bu konuyla ilgili özellikle söz vereceğim sizlere ama çok kısa bir şekilde Galatasaray'da biraz sert oldu. Dinleyenlerden, izleyenlerden de özür diliyorum ama bunları söylemek lazım. Daha eklenecek doğru çok şey daha söylemek lazım. Ben bu konuda küçük bir bekleme yapmak istiyorum. Peki ben başlayamayacağım. Konu açılmışken çok kısa ama. Çok kısa bekleme ama yapmak ama geleceğim, yine açacağım bu konuyu. Yani kapatıyorum öyle bir izlenim olmasın. Tekrar açacağım konuyu ve bunun üzerine bir yorum yapacağız. Özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe konusu üzerine bu konuda değinelim ve sizlerin görüşlerini burada paylaşalım istiyorum. Şimdi çok kısa... Hani bunu değinmeden geçmek istemediğim için haftanın maçlarına kısaca bir yer verelim. Çaykur Rizespor biliyorsunuz Cuma günü Antep Spor'la karşılaştı ve bana göre büyük de bir sürpriz yaptı. Antep Spor'u, Gaziantep Spor'u 5-1'lik ağır bir skorla 3 puanı almayı başardı. Antep Spor'u geçti. Çok kısa, ikinizin de çok kısa bu maçla ilgili söylemek istedikleri varsa eğer. Bize Antep maçı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bana, bu skor bana çok enteresan bir skor geldi. Çok enteresan geldi. Ben de öyle. Antep'ten hiç beklemiyordum ben bu skoru. Yani sanıyorum bize 15 haftadır yani yanlış hatırlamıyorsam. 15 haftadır. Galip gelemeyen bir takım olarak üstelik bana göre hocasız olarak ki Çalınbay istifa etmişti. Sanıyorum o arada sevgili Uğur Tüzüneker'le de anlaşılmamıştı. Resmiyet kazanmamıştı. Mutlaka görüşülüyordu. Temaslar vardı ama böyle Sergen Yalçın'la hakikaten istim üzerindeki bir Gaziantep Spor'un ben böyle bir farklı bir mağlubiyetini çok yadırgadım. Çok şaşırtıcıydı, evet. Şöyle maçın özetini izleme şansım oldu. Yani sürpriz oldu yani bunun. Hani tamam peki. Nasıl anlatmak sürpriz lazım oldu. Cihan söylemek istediğim bir maçla ilgili bir şey var mı? Ben de maçın özetini izleme şansım oldu. Yani gördüğüm kadarıyla Gaziantep Spor'un
defansif hatalarından ziyade ben Çaykur Rizespor'u özellikle ofansif gücünü ve ofansif futbolunu, çok yaratıcı futbolunu gerçekten dikkatimi çekti. Tebrik ediyorum Çaykur Rizespor'u. Peki, ben de maçı izlemiş birisi olarak hemen şunları söyleyebilirim. Rizespor gerçekten çok baskılı oynadı. Özellikle rakip sahada inanılmaz baskı, pres yaptı. Ve ilk yarıyı zaten 3 gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İlk yarıyı 3 tane gol atarak kapattı ki gerçekten çok baskılı. Antep Spor'da Çaykur Rizespor'un bu kadar etkili ve presli oynayacağını tahmin ettiğini de düşünmüyorum. Kayseri Spor'a geçelim. Gençler Birliği karşısında 1-0'lık skorla 3 puan almasını bildi. Bu arada Gençler Birliği de artık düşme potasına yaklaştı diyebiliyoruz. Bu maçla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Kayseri Spor ligin 18. sırasında. Sadece Kayseri başı ile ilgili değerlendirmemek lazım onu. Bu hafta baktığımız zaman şöyle son sıradaki Erciyesspor deplasmanda Akhisar'ı yendi. Böyle bir bütünlük içerisine bakarsak daha sağlıklı düşünürüz gibi geliyor. Enteresan bir fikir. Kayseri Spor'un kazanması, Elazığ'ın deplasmanda kazanması bence tabanı biraz yükseltti. Evet. Tabanın birlikte yükselmesi demek ilerleyen haftalarda şampiyonluk yolundaki veya Avrupa Ligi kovalayan takımların o deplasmanlarının çok çok daha zorlu geçmesine nabzet maçları izleyeceğimizi beraberinde getirir. Böyle baktığımız zaman yani hani Antalya Spor ki Antalya'da düşme potasında. Çok kısa alayım yani. Bu arada çok kısa geçelim. Sadece Gençler Birliği için ne görüyorsunuz çok kısaca? Gelecek haftalarda Gençler Birliği biraz... Yani. Evet, çok dikkat etmesi lazım. Gençler Birliği gerçekten düşme hattına girdi. Yani ateşe düştü diyebiliriz. Peki şimdi o zaman hemen bir kısa, beni uyarıyor arkadaşlarımız. Çok kısa bir aramız olacak. Bu kısa aranın hemen sonrasında tekrar Trabzonspor, Kardemir Karabük Spor karşılaşmasının değerlendirmesiyle devam edeceğiz. O maçta 2-2 beraberlikle sona ermişti. Trabzonspor'a da programımızda uzun süredir çok fazlasıyla yer veremiyoruz. Bu maçın yorumuyla tekrar huzurlarınızda olacağız ama öncesinde kısa bir aramız var. Planlarında 90+5 hızıyla devam ediyor. Haftanın futbol maçlarını değerlendiriyoruz. Rize Antep Spor karşısında 5-1'lik gerçekten farklı bir skorla geçti. Sürpriz bir skordu hepimiz için. Kayseri Spor yine bir sürpriz maçtı. Gençler Birliği'ni 1-0'la geçmesini bildi. Kardemir Karabük Spor ve Trabzon Spor 2-2 berabere sonuçlandı. Hami Mandıralı, Trabzon Spor'un artık yeni teknik direktörü diyebiliriz kendisine. Bu maçla ilgili, Karabük-Trabzonspor maçıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Benim bu maçı izlediğim kadarıyla Trabzonspor'un eski gücünün, eski etkinliğinin artık özellikle ligin ilk yarısında da ligde çok başarılı puanlar alamasa da daha istekli, daha arzulu bir Trabzon vardı. Ve artık o Trabzon'u ligin ikinci yarısında göremiyoruz. Bu tabii ki Juventus'ta bir maç da oynayacak, oraya nasıl yansır? Artık o maç içinde taraftarlar da şöyle bir düşünceye kapıldılar. Juventus %99 turu geçen taraf olacak. Yani o noktada da bir ışık vermiyor Trabzonspor oynadığı futbolla. Ve ligde de artık iyiden iyiye şampiyonluk yolunda havlu atmış durumda. Çok kısaca yine Trabzonspor'la ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi bu sezon için Trabzonspor görüntü itibariyle UEFA Avrupa Ligi'ne kenetlenmiş görünüyor. Yani ligi bıraktılar diyemeyiz ama yani bu maç için konuşacak olursak deplasmanda özellikle maçın sonunda gelen golle Trabzonspor 1 puanı aldı. 1 puanı hanesine yazdırdı diyebiliriz. Yani bu Trabzonspor açısından 2 puanlık bir kayıp mı yoksa 1 puanlık bir kazanç mı diyecek olursak bence kesinlikle 1 puanlık bir kazanç. Karabük deplasmanı 4 büyükler açısından gerçekten zor bir deplasmandı. Fenerbahçe'de güzel. Başarılı. Evet, Karabük Spor kendi evinde başarılı. Deplasmanlarda da başarılı. Gerçekten Karabük Spor iyi bir ivme yakaladı. Yani bu açıdan ben Trabzonspor'un 1 puan aldığını düşünüyorum. Maça gelecek olursak maç gerçekten iyi bir maçtı. Yani 4 gollü bir maç, izleyicilere keyif verdi. Trabzonspor'da umut var mı? Trabzonspor'la ilgili düşünceni alırsak. Umut var mı? Gelecek için bir ışık veriyor mu sizce? Ben dediğim gibi yani Trabzonspor bu sene UEFA Avrupa Ligi'ne kenetlenmiş durumda. Kendi evlerindeki maçlarını gerçekten iyi oynuyorlar. Seyircilerini arkasına alıp rakibin üzerinde baskı kuruyorlar.
Işık görüyorum diyorsunuz. Işık görüyorum ben kesinlikle Trabzonspor. Tamam çok kısa alacağım çünkü zamanı da çok iyi kullanmamız lazım. Süleyman Hocam Trabzonspor'la ilgili sizin düşüncenizi almak istiyorum. Nasıl buluyorsunuz Trabzonspor'un özellikle ligin ikinci yarısındaki durumunu? Mustafa Reşit Akçay'ın da teknik direktörlükten istifa etmesinin ardından Hami Mandıralı Trabzonspor'un teknik direktörü olarak şu anda takımın başında. Nasıl olur? Trabzonspor'u neler bekliyor? Şampiyonluk yolunda da biliyorsunuz artık havlu attı diyebiliriz. Ya Trabzonspor havlu attı zaten çok gerilerde kalmış Trabzonspor da. Geçtiğimiz hafta Mustafa Reşit Akçay'ın basın toplantısı zaten her şeyi açıkladı aslında. Yani hani Trabzonspor'da yani benden şapkadan tavşan çıkaran, eğer şapkadan tavşan çıkaramıyorsanız Trabzonspor'da başarılı olamazsınız gibi aslında çok önemli bir cümle sarf etti. Yani dikkatli izleyenler mutlaka bunu anlamıştır. Yani Trabzonspor'da teknik direktörlük yapmanın ne kadar zor olduğunu aslında ifade etti ki ben bu tamamen benim bireysel düşüncemdir. Yani kesinlikle tarihinin en başarılı Avrupa serüvenini yaşayan bir hocaya ne olursa olsun en azından Juventus maçına kadar bana göre tahammül edilmeliydi. Zaten yetişi havlu atmışsın. Yani hani çok zor zaten geride kaldı puantaj olarak. Yani çok objektif bakmam gerekirse diye düşünüyorum. Namalup ki sanıyorum Juventus maçlarında tam o kadar bir detayı bilmiyorum ama bir tanesini dahi kaybetmediği zaman büyük bir ihtimalle de arka arkaya yenilmeme rekoru kıran Türk takımı olacak. Yani böyle bir takımdan bahsediyorsunuz. Ama Trabzon'da yaşayan insanlar işte Trabzon küçük bir kent. Yani herkes orada antrenör, herkes teknik direktör. Çok yakın temas içerisindesiniz. Sokakta görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Mutlaka ifadeler oluyor. Çok yakın temaşalar, çok yakın şovlar oluyor. Trabzonspor ümit vaat ediyor mu? Yani Trabzonspor aslında... Yani o kadar zor ki bir şey söylemek. Yani şöyle düşünüyorum. Yani Mustafa Reşit Akçay işte istifa etti. Konuşuldu. Hemen akabinde Şenol Güneş'le hemen doğrudan bir temas içerisine girdi Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bir taraftan Hami'nin ben Karabük maçından sonraki açıklamalarını biliyorum. Artık benim sıram geldi hani teklifin gelmesini bekliyorum. Bugün çıkan bir takım şeyler Kasımpaşa'nın herhangi bir ters bir durumu karşısında Şota'nın Trabzonspor'la görüşme halinde veya itibat halinde olduğu ve yerine düşünüldüğü hoca olarak ifade ediliyor. Yani böyle bir buhranın içerisinde takım nasıl umut vaat eder onu da ben sana sorayım. Yani bunu futbolcular da herhalde robot değil. Onlar da görüyorlar, okuyorlar, düşünüyorlar. Yani Trabzonspor... Valla süreç bence sezonu bitirecek yani en makul şekilde bitirmek zorunda. Yani aslında mantıklı da düşünmek peki, zorunda. Yani şimdi Trabzonspor'un puanı kaç Ertuğ? Şu anda Trabzonspor 30 Ertuğ. Puanda. 30 puanda. Ben hemen çok basit bir matematik yapacağım. 30. sırada liderler. Fenerbahçe kupalara gitmeyecek. 42 puan Beşiktaş, 41 puan Galatasaray, 11 puan. Düşünüyorsunuz onu. Bir tane de Avrupa Ligi kontenjanı var. Yani Trabzonspor Avrupa Ligi'ne de gidemeyecek önümüzdeki yıl. Yani evet. Hani şeyden bir şeyleri konuşurken eldeki bulguru da kaybediyor Trabzonspor bana göre yani. Yani Trabzonspor'un bana göre yani hani Bursa Yağan'ı transferinden hiçbir şey anlamış değilim açıkçası. Yani bir eleştirmen olarak bunu söyleyebilirim. Yani hep forvetten, Yanko'nun memnuniyetsizliği, Henrique'nin verimsizliğinden bahsedilirken Bursiyan'ın transferinin nesi ki o bölgede elinizde Zokora var, Kolman var sürekli oynattığınız. Yani üçüncüyü alıyorsunuz. Yani Trabzonspor'un Bursiyan'a mı ihtiyacı vardı yani? Hani bir takım şeyleri sadece Mustafa Reşit Akçay'a teknik direktörü de bence yüklememek lazım.
bir takım şeyleri daha doğru dürüst değerlendirmek, objektif olarak. Yani aynaya baktığınız zaman kendinizi bana göre görmelisiniz diye düşünüyorum. Yani tamam son dakikadaki penaltı çalınabilirdi mutlaka ama buna benzer çok pozisyon oluyor, çok şey yapıyor. Yani hani burada hakemi de ben şey yapmıyorum yani Süleyman Abay'ı son dakika demişim, son dakikalar özür dilerim. Yani 86'ydı galiba maçı izlerken ama Trabzonspor'un şeyi yok. Dokusu bozuldu Trabzonspor'un. Yani bir anda bana göre. Yani böyle çok kısa metraj, kısa zaman kalan sürelerde de bunu tedavi etmek çok kolay değil. Yani geçen seneye bakıyorum hiçbir farkı yok yani. Tolunay gelmişti alelacele sonra o da gitti. Yani bir istikrar yok Trabzonspor'da. Yani hemen bozalım. Trabzonspor'la ilgili aslında tekrar yapalım. Bozalım, tekrar yapalım. Olmadı bir daha alalım. Yani çok fazla şey var konuşulması gereken. Bu arada Karabük Spor'la ilgili de hakkını vermek gerekiyor galiba. Tolunay Kafkas Karabük Spor'la gerçekten çok başarılı bir performans çizmeye başladı. Ligde güzel sonuçlar alıyor. Güzel bir futbol oynuyor her şeyden önemlisi. Orada Karabük Spor'un da hakkını verelim ki şu anda lig durumuna baktığımız zaman 5. sırada 34 puanda ve gerçekten Avrupa Ligi için, Avrupa kupaları için de hayli iddialı durumda. Yani 35 puanda Trabzonspor'da 30 puanla yani. Bu muydu yani? Mesela. Ya bir takım şeylere de böyle hani yani rasyonel bakmak lazım yani. Beşiktaş'ın gönderimi bu şekilde böyle bitirmişsiniz. Avrupa Ligi'nde tarihinizin en iyi noktasındasınız. Yani bunları görüyorsunuz. Yani bakarsınız yani Hüseyin bir bakarsın yani sadece Trabzonspor kendi sahasında hücum futbol oynamıyor. Sağdan soldan akmıyor. Ortalar gelmiyor diye yani böyle basit bir şekilde görevi bıraktıramazsınız bir hocaya yani. Ki bu sizin hocanız yani. Hayatını 1461'e vermiş, Trabzon'a vermiş bir hocadan bahsediyorsunuz yani. O yabancı geliyor bu defa da Trabzon'da yaşamak zor. Tamam, diğer işte konuları konuşamayacağız. Bu çok uzun olmayacak. Yani, Trabzon'da uzaydan bir çok uzun olmayacak. Çünkü daha sonra Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuşamayacağız böyle giderse. Torku Konya, Elazığ Spor. Gerçekten yine haftanın sürpriz maçlarından bir tanesi sevgili izleyiciler. Bugün oynandı bu maçta. Elazığ Spor Torku deplasmanında, Konya Spor deplasmanında 3 puanı 3 golle almasını bildi. 3-2 bitti maç. Gerçekten çok heyecanlı, çok zevkli bir mücadeleydi. Hatta maçı biz bir izleyelim dedik yani burada. Galatasaray maçını izlediğimiz için skorundan ve aldığımız maç arasında bilgilerden dolayı bu maçı mutlaka gidip evde bir kez de izlemek istedik. Heyecanlı bir maç olarak geldi. Elazığspor gerçekten son haftalarda büyük bir çıkış içerisinde çok başarılı, çok güzel bir futbol oynuyor. Ki yine ligin sürpriz takımı, flash takımı Torku Konya Spor'da çok iyi bir futbol oynuyordu. Ve Torku Konya'yı kendi evinde 3-2 ile geçmesini bildi Elazığspor. Haftaya da biliyorsunuz Fenerbahçe'yi ağırlayacak kendi evinde. Elazığspor Fenerbahçe için de çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Elazığspor'un Fenerbahçe'nin Elazığ'dan puan almasının gerçekten çok zor olacağını da düşünüyorum kendi adıma. Siz ne düşünüyorsunuz? Hemen kısaca bugünkü maçla ilgili kısa bir değerlendirmenizi alabilirim. Ben Konya ve Elazığspor hakkında. İkinci yarının en iyi iki top oynayan takımlarından iki tanesi yani bugün 3-2 bitti maç. Son dakikalarda yanılmıyorsam 89. dakikada Tello'nun attığı golle 3-2 Elazığ galip bitirdi maçı. İki takım da yanlış hatırlamıyorsam ikinci yarıda üst üste galibiyetler aldı. Elazığspor Okan Buruk'la çok iyi bir çıkış yakaladı. Kaybettikleri maçlarda da son dakika golleriyle kaybettiler. Yani evet, Fenerbahçe maçında orada da çok iyi bir futbol ortaya koymuştu Torku Konyaspor. Evet. Ki Elazığspor Galatasaray'ı yenmişti hatırlayacaksınız Türkiye Kupası'nda. Yani bu konuda ikisini iki takım da çok başarılı sonuçlar, flash sonuçlar aldı. Puan cetveline baktığımızdaysa Torku Konyaspor 21. haftada 26 puanla 11. sırada yer alıyor. Elazığspor'sa 15. sırada yer alıyor. Bence bu sıraları da hak ettiklerini düşünüyorum. Özellikle ikinci yarı göstermiş oldukları performansla. Ben de iki takımın da düşme hattının üzerinde yer alacağını ve ligden düşmeyeceğini düşünüyorum iki takımın da. Oynadıkları iyi futbola istinaden. Peki Süleyman Hocam var mı? Elazığspor
Tok Konyaspor hakkında söyleyeceğiniz bir şey? Yoksa hemen geçiyorum. Ya Elazığ için söylemek lazım. Bir defa bu galibiyeti çok önemsiyorum yani kesinlikle. Okan Buruk'un hakkını teslim etmek lazım. Devre arasında da değil yani çok zor durumda takımı alıp çok iyi bir operasyonla takıma takviyelerle özellikle Deniz Yılmaz, Serdar Gürler ki geçen seneden bunun sinyallerini vermişti. Soşo kökenli, Deniz Almanya kökenli bir oyuncudur. Eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın bir yeniden doğuşu var Elazığspor'da. Bunu değerlendirmek lazım. Gakkoşlar camia ile birlikte bence çok önemli işler yapıyor ki bu hafta Fenerbahçe'nin işi hakikaten çok zor bana göre. Yani hiç kolay bir deplasman değil. Şunu ifade ediyor bana göre bu galibiyet. Konya deplasmanında alınan bu galibiyet. Yani artık Süper Lig'de kalan hafta itibariyle hiçbir maç çantada keklik değil. Hiçbir kesinlikle. Tanesi ama. Kesinlikle. Ve Eskişehir Spor, Sivas Spor'u ağırladı. Sivas'ta biliyorsunuz özellikle Fenerbahçe galibiyeti sonrasında çokça konuşulmuştu. Gerçi o maçta biraz da Yunus Yıldırım'ı konuşmuştuk, hakemi konuşmuştuk Sivas-Fenerbahçe maçında ama... Eskişehir Spor deplasmanında Sivas 2-2'lik sonuçta 1 puanı alan taraf oldu. Yine zor ve keyifli bir maçtı Eskişehir-Sivas mücadelesi. Bu maçla ilgili söylemek istediklerimiz var mı? Şu anda Sivas Spor Lig'in 4. sırasında 36 puanla yer alıyor. Eskişehir ise 6. sırada 31 puanla. Sivas Eskişehir deplasmanından bence önemli bir puan aldı. Fakat yanlış hatırlamıyorsam 2-1 önde götürüyordu. Maçın sonuna kadar 2-1 önde götürdü Sivas maçı. Yani son dakikalarda 7 golle 2-2 bitti diyebiliyorum. Bu anlamda 2 puan kaybı var diyebiliriz Sivas Spor'un. Önemli bir başarıya imza attı bence. Roberto Carlos geldiğinden beri gerçekten farklı bir Sivas Spor izliyoruz geçen seneden farklı olarak. Özellikle kendi evinde... Roberto Carlos ve futbolcularını ben tebrik ediyorum. Kendi evinde özellikle çok etkili. Evet. Bu hafta da 3 maç 2-2 bitmiş. Süleyman Hocam. Bakıldığında Galatasaray, yani, Antalya, Trabzon, Karabük. Ve Eskişehir, Sivas. Yani üç kolay maç yok. 2-2'lik yani, sonuçta bitmiş. Gelelim Beşiktaş maçına. Gerçekten bu hafta çok konuşulan bir maç oldu. Özellikle Ersan Gülüm'ün oyundan atılması kırmızı kartla bütün yine gözleri hakemin üzerine çevirdi. Hatalı bir karar olduğu, özellikle otoriteler tarafından hatalı bir karar olduğu söylendi. Bursa Spor'un bir penaltısı verilmedi. Bakıldığında yine futbol otoritelerinin görüşü bu yöndeydi. Hakemin çok konuşulduğu maçta Beşiktaş 3 puan alan taraf oldu. Ama tabii ki haftaya Galatasaray deplasmanında oynayacak ilk yarıda bana sorarsanız defansta hiç hata yapmayan Ersan Gülüm'ün Galatasaray karşısında olmayacak olması da Beşiktaş adına büyük bir kayıp olacak. Maça gelelim. Öncelikle Beşiktaş dolu dizgin gidiyor Süleyman Hocam. Artık şampiyonluk yolunda çok daha iddialı bir anda sürpriz bir çıkış yaptı. Özellikle Kasımpaşa'yla ertelenen Kasımpaşa maçından aldığı puanlarla da artık ben de bu ligin şampiyonluğu için iddialıyım, ben de varım mesajını göndermiş oldu ki şu anda da ligde ikinci sırada yer alıyor. 42 puanla 41 puanlı Galatasaray'ın hemen üstünde. Puan farkı da 5. Yani şöyle bakmak lazım bir defa. Beşiktaş'ı ben tıpkı şeye benzetiyorum. Ligin ilk yarısında ilk 5 haftadaki o tıpkı Galatasaray maçına kadarki olan Beşiktaş gibi şu anda. Yani ikinci yarı maçına baktığınız zaman şu anda kayıpsız gidiyor Beşiktaş. Yani gayet hoş. Kasımpaşa maçındaki o tekrar maçındaki 3 puan da bonus olarak koyduğunuz zaman Beşiktaş'ta işler yolunda. Bana göre burada Beşiktaş'ın bana göre kazancı şu. Geçtiğimiz hafta da bunu ifade etmiştik. Beşiktaş Fernandes konusunda bir tanımlama yaptı. Yani ligin ilk yarısında Fernandes adeta bizim beynimizi kemirdi yani. Yok imza parası, yok bilmem ne parası, yok bu şu parası, yok bu parası diye haftalarca. Ama imzaladı zaten. Ve hiçbir zaman dikkat edersen Fernandes'den o halde bile vazgeçmedi. Ve Fernandes'in takıma katkısı neydi? Hangi maçı kazandırdı Fernandes? Hangi maçı böyle hakikaten damgasını vurdu?
Ki aynen ifade edeceğim, Bursa maçını izlediysen o son dakikadaki o pozisyonu Fernandes atması lazım. Atacak. Çünkü kafa başka yerlerde bana göre. %100 gol. Bunu atacaksınız artık. Bunu atmalısınız yani. Bunun affı yok. Penaltı bile bu kadar rahat atılmıyor yani. Yani ama orada da bir şanssızlık vardı hocam. Yani ben bu şanssızlığı kesinlikle kabul edemiyorum. Yani neyse, o oynadığı biraz yeter bana göre. Bilic kafasındaki Fernandes bence şeyini tanımladı. Yani dikkat edersen Fernandes 2 haftadır yok. Oraya tamamen Oğuzhan'ı monte etti. Sen eğer olmayacaksan benim oyuncum var. Benim Fernandes'im bundan sonra Oğuzhan'dır dedi. Yani bu imajı, bu mesajı verdi Fernandes'e. Ki Fernandes umarım bu mesajı bence almıştır yani. Hani o telaffuz edilen rakamları da ben Fernandes'in kazanacağını zannetmiyorum. Bence Fernandes orada blöf yaptı. Ve yapıyor da bana göre. Yani Fernandes hani bence biz Fernandes'i çok büyüttük gibi geliyor bana. Yani geçtiğimiz yıllarına bak. Yani Fernandes'in ben geçmiş yıllarına bakıyorum. Valencia yıllarına bakıyorum. Yani Fernandes hiçbir zaman bir yani Portekiz milli takımında oynamadı doğru dürüst yani. Madem bu kadar yıldızdı, bu kadar dünya çapında bir star, neden yani Portekiz milli takımında biz Fernandes'i görmüyoruz da Almeida vazgeçilmez santrafor Portekiz milli takımı? Almeida'da hiç gerçekten galibiyet yani golünü getiren isimdi ve... Ya biz bunu hiç düşündük mü? Ve 2014 Dünya Kupası'nda çok kuvvetle muhtemel Beşiktaş taraftara sesleniyorum. Almeida'yı Brezilya'da görecekler ama Fernandes konusunda çok ciddi soru işaretlerim var benim yani. Olmayacak, büyük ihtimalle de olmayacak bana göre. Biraz iddialı bir açıklama olacak ama bence olmayacak. Çünkü hiçbir zaman tercih etmedi Fernandes'i o bölgede. Ya o bölgede bir Moutinho, yani bir Moutinho varken, James Rodriguez varken, şimdi bunların ikisi Monaco'da oynuyor. Dünya çapında starlar yani. Meireles varken Fenerbahçe'de Fernandes neden yer almıyor? Bence biraz bunları da düşünmek lazım. Yani sadece Messi'ye fanatikçe yorumlar yapmamak lazım. Yani biraz daha dürüstçe, objektifçe bakmak lazım. Yani olsan da ligin ikinci yarısından beri bu görevi aslanlar gibi yürüttü. Gaziantep deplasmanıyla başlayan bir şekilde. Bursa Spor karşılaşması çok önemliydi bana göre Beşiktaş için. Yine olimpiyata döndü Beşiktaş. Çok ciddi bir sayıya ulaştılar. Hatta güvenlik gerekçesiyle seyirci alınmadı bazı bölümleri ama yaklaşık 50 bin civarında taraftar olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Çok önemli bir rakam ki yönetimin bu hani olimpiyata gelen bu seyirci adedini düşünerekten yeni yaptırdığı stadında kapasitesini artırma gibi böyle düşüncelerin bir anda oluştuğu. Gerçi bu çok kolay bir şey değil yani Beşiktaş'ta stadın büyümesi başka şeylere de izin alınması gerektiği için çok kolay değil ama yani zor şartlarda haksız bir kırmızı kart yani hani Atiba'ya ben de burada da biraz da İlker Meral'e de biraz haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Baştan sona özür diledi zaten. Yani öyle deniliyor ama mesela burada yani bu şartlarda 10 kişi götürdüğünüz bence maçı, orada bakıldığında da penaltıyı vermedi. Yani çok net de bir penaltı ya, gözüküyordu. Hayır, şu an Beşiktaş'ta yani, ama hani bu Beşiktaş üzerinden konuştuğumuz için yoksa hakemin genelinde bence de hakem basattı yani kötüydü yani. Bence normalde Beşiktaş'ın yani galip gelmesi hakemi kurtardı diyebiliriz. Bence de yani. İşte zaten bir onu da konuşmak lazım Cihan. Yani biz yani işte hakemi kurtarmasın hakemi. Bu hata işte. Ya bu hata. Kötü olduğunu zaten yani. Bu hatayı yapıyoruz biz evet. Yani. O önemli değil. Sonuca yansımadı. Yok böyle bir şey. Olmamalı zaten. Zaten Beşiktaş kazandı. Yani, eğer bu işte bilmem Fenerbahçe'nin canını yansaydı vah haline falan. Ya biz yanlış yerlerde yol alıyoruz. Bunları düzeltmemiz lazım. Ya onu lazım. Hakem camiası yani, kendisi değerlendirecektir zaten. Yani. Hakem kurulunun notu. Yani, şimdi oraya ayrıca geleceğiz. Bu arada değerlendirecektir diye değerlendirmiyorlar. Gerekir. Gerekir. Evet. Peki o zaman hakemlerle ilgili konuşalım. Bu hafta... MHK'nın vermiş olduğu kararları yine otoriteler tarafından da özellikle Fırat Aydınus'un Fenerbahçe maçına verilmesi bir skandaldı. Tabii Beşiktaş üzerinden devam edeceğiz bunu dinleyicilerimize belirtelim. Beşiktaş maçında da İlker Meral'in yapmış olduğu hatalar. Hemen sonrasında Kasımpaşa maçında, Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Fırat Aydınus'un yapmış olduğu hatalar ki orada yine altı çizilmesi gereken birçok konu var. Söylenmesi gereken birçok şey var. İlker Meral'i bu maçta hani vasat kötü bulduk tamam kim olabilirdi peki? Yani hayır öyle değerlendirmemek lazım. İlker Meral yerine yani, kim olabilirdi meselesi değil. İlker Meral kötü bir hakem mi? Mesele
Yani Mikel Meral bu sezon performansıyla bence çok kötü maçlar yönetmedi. Mesele o değil. Mesele bana göre MHK'nin, yani hafta içinden başlayalım. Yani böyle bir durumda. Tabii sizin özellikle Fenerbahçe maçında performansla ilgili. Kasımpaşa Fenerbahçe maçında MHK'yi, Zekeriya, Alp'e buradan soruyorum. Soruyorum. Yani neden Fırat Aydınus tercihi bu haftaya denk geldi? Neden? Ya geçen sene Eskişehir maçından beri Fenerbahçe Caner'le olan olmayan bir küfür gündür vesilesinden veya farklı duyumlar. Yani 15 ay mı deniliyor? Bilemiyorum artık sonra. Yani artık onu izleyenler düşünsün. Yani ben unutmuşum çünkü yani. Neden bu hafta seçiliyor? Böyle bir hafta. Fenerbahçe'nin adalet işte yürüyüşü adı altında işte emniyet kayıtlarına göre 450 bin kişinin yürüdüğü bir yürüyüşün ardından böyle son derece zor bir atmosfer içerisinde oynanan, oynanacak olan bir karşılaşmaya Fırat Aydınus'u atanmasındaki bana nedeni lütfen MHK bir açıklasın. Ben bir tatmin olayım ya. Benim de tatmin olmaya ihtiyacım var yani. Peki Fenerbahçe'ye geldiğinizde ben atarım. Olayı daha farklı. Peki Fırat Aydınus'un neden Eskişehir maçından hani her maça atıyordunuz da neden ertesi hafta Fener maçını atayamadınız? Neden Fenerbahçe? Veya bunu genişletebiliriz, değiştirebiliriz. Hiç sorun değil. Ya bu Fenerbahçe'yle ilgili. Mesele Fırat, hayır bunun konuşulması lazım yani. Konuşacağız ama. Konuşacağız değil. Beşiktaş'ı bitirelim hemen. Hayır bunu bitirmem lazım Erkut. Yani çünkü ortada kalacak. Yani bana Zekeriya Alp anlatsın. Her şeyi anlatıyor. Çok güzel röportajlar veriyor. Fabrikasına gidiyorsunuz. Çok güzel baba, çok güzel iş adamı. İşte benim hakemlerim geldi. Aslında bırakmak istediler. Demagojinizi yapıyorsunuz. Ajitasyonunuzu yapıyorsunuz. O zaman bunları da açıklayın. Yani bir MHK başkanı ki bu başkan kendisini çok iyi biliyor. Bir açıklama yapıyor. Ben MHK başkanı olarak raporları görmem, bakmam diye. Yani hiç mi merak etmedin be sevgili Zekeriya Alp ya? Merakla mı etmedin yani MHK başkanısın, bir hakem raporu nasıl olur diye onu da mı merak... Peki sen niye oradasın sevgili Zekeriya Alp, bana anlatır mısın? Niye başkansın sen? Sen hakem de değilsin üstelik yani, bana bunu anlatsın. Ve bu hafta yani düşünebiliyor musunuz? Yani ben Fırat Aydınus'un yerinde olmak istemezdim şahsen yani. Kasımpaşa Fenerbahçe maçına atanıyorsunuz, sizi görevlendiriyorlar. Ve siz bir hakem olarak maçtan yarım saat önce düşünebiliyor musunuz? Isınmaya çıkamıyorsunuz. Ya hakem, peki bunun şeyini kim ödeyecek sevgili Erkut, sevgili izleyenler? Hakemin 3. dakikada ısınmaması yüzünden lifi atsaydı, kası kopsaydı bunun şeyini kim ödeyecekti? MHK mi ödeyecekti? Fırat Aydınus'u konuşacaktık ve bitecekti yani. Yani bir hakem düşünün, FIFA kokartlı bir hakemden bahsediyorsunuz ve stada gelip maçtan yarım saat önce ısınmaya çıkamıyor. Ve ondan sonra biz konuşuyoruz yani. Sen soruyorsun Cihan'a, Halis Özgür'ü nasıl buldun? Çok güzel buldum, harikaydı. Çok güzel etkilenmiş çünkü bir gün önceden. Yani seni tenzih ediyorum, senaryo kuruyorum yani. Çünkü çok etkilenmiş. Ben bugün Halis'i çok dikkatli izledim. Başıma bir şey gelmesin, lanet olsun şu bitsin de ben gitsem derdinde. Çok Galatasaray maçıyla ilgili çok düşünüyorsunuz. Net çok net. Ama normal değil mi? Aynen. Hakemler üzerinde de inanılmaz bir baskı var. Özellikle medya üzerinde ve kulüp yöneticileri sosyal medyayı da kullanarak hakemleri nasıl bir baskı altına alıyorlar. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu, Fenerbahçe'nin yine hemen ardından yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman da hakemler ve bununla beraber onu bana sorarsanız MHK düşünecek, Anadolu kulüpleri de bundan çok fazla etkileniyordu. Antalya Spor bundan etkilenmedi mi? Antalya Spor'a baktığımız zaman da ben sadece gördükleri yorumluyorum. Her kararın ardından, yani bugün özellikle biraz daha dikkatli baktığımızda her kararın ardından Antalyalı futbolcular daha agresif, daha hakeme karşı yani bu düdük çalınır mı şeklinde sistemleri vardı. Yani ister istemez büyük kulüplerin hakemler üzerinde kurduğu bu veya da kurmaya çalıştığı bu baskı Anadolu kulüplerini de etkiliyor. Oradaki futbolcuları da etkiliyor ve oradaki futbolcular da ister istemez haklı olarak büyük takımlar ayrıcalıklı, biz ikinci, üçüncü plandayız. Yani hani onlar futbolcu, onlar kulüp, biz neyiz modundalar. Çünkü ki o... yıllardır bu böyle zaten. Hani hayır, Anadolu kulübü de... Senin söylediğin çok başka bir bakış açısı. Tamam, başka bir şey yani, ama var olan bu duygunun üzerine... Yani... Var olan bu durumun Anadolu kulüpleri bile, de o büyükler tarafından büyüklerin marka değeri üzerinden para kazandıklarını da unutmasınlar yani. Ama yani, böyle olduğu için yani biz de biz neyiz demek başka bir şey ama Süleyman benim, hocam böyle bakarsak da şimdi benim böyle değerlendirirsek hakemler üzerinden de, yaptığım yani MHK yorumlarımla
O aynı şey değil. Hayır, o ama, başka bir platform. Ama bambaşka bahsettiğiniz platform. Yoldan gidersek de mesela eğer dersek ki üç büyüklerin marka değerinden Anadolu kulüpleri de para kazanıyor dersek o zaman yani Süper Lig'in marka değerinin büyütmemiz veya da yükseltmemiz imkansız olur. Yani o bakış açısıyla eğer herkes ilerlerse. Süper Lig'in marka değeri sence 400 milyon dolar eder mi? Ben sana bir soru sorayım. Yani ben sadece şunu söylemek istiyorum. Eder bugün mi? Etmeli. Etmeli. Yani eder mi? Galatasaray'ın etmeli. Kadro değerinin 150 milyon euro olduğunu düşünürsek Süper Lig'in kadro marka değeri de 400 milyon dolar geçer. Geçer bile. Yani çünkü Fenerbahçe'nin de kadro değeri bildiğim kadarıyla 130-140 milyon euro arasında. İkisini topladığınız zaman zaten 300 milyon euro gibi bir şimdi hayır ben ortaya. İşin o tarafında da değilim. Yani hakemlerin şey. Üzerinde kurulmaya çalışan bu baskı ki bugün yine bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin yine bugün özellikle maç sırasında Emre Belezoğlu ve Caner Erkin'in görüntülerini Lig TV'nin yayınlamasından dolayı bir bildiri yayınladı. Bunu da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Tabii ben burada konuyu çok da saptırıp hani Fenerbahçe'yi de geçmek istemiyordum. Beşiktaş'la ilgili son olarak söyleyeceklerimizi, konuşacaklarımızı burada paylaşalım. Hemen ardından Fenerbahçe'yle ilgili bu yarım kalan veya da başlayıp sonunu getirmediğimiz konuya devam edeceğiz. Özellikle hakemlerden başlayarak yine. Peki Beşiktaş'ta bir Fernandes yarısı vardı. Valencia ile anlaştığı konuşuluyor. Bugün yine haberlerden bir tanesi gündeme düşen haberlerden. Valencia ile mi anlaşmış? Evet. Fernandes. Evet, bir haber vardı. Evet. Gene. Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin gerçekten oynadığı futbolun isteğinin de altını çizmek gerekiyor. Hani Galatasaray'da bahsediyoruz Melo'nun ne kadar hırslı oynadığını, ne kadar istekli oynadığını. Beşiktaş'ın da Melo'su bana sorarsanız Gökhan Töre gerçekten çok istekliydi. İnanılmaz bir enerjiyle oynadı Bursaspor maçında da. 3 puanın Beşiktaş'a yazılmasındaki yine en önemli etkenlerden bir tanesiydi. Yine bana sorarsanız Gökhan'dı. 10 kişilik Beşiktaş, 11 kişilik Bursaspor karşısında iyi bir 45 dakika geçirdi. İnanılmaz bir savunma yaptı. Gol pozisyonlarına girdi. Bursaspor'a çok fazla bu konuda fırsat vermedi. İşin bu taraflarını da değerlendirmek lazım. Gökhan Töre'nin gerçekten kiralık olarak şu anda Beşiktaş'ta oynuyor ki muhtemelen sezon sonunda bonservisiyle Beşiktaş'ta olacaktır diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'ta sizde ön plana çıkan, gözünüze çarpan başka neler var? Söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz? Ben de aslında Gökhan Töre konusuna değinecektim. Gökhan Töre'nin gerçekten ligin ikinci devresinin başlamasıyla birlikte müthiş bir çıkışı söz konusu. Atılan gollerde baktığımız zaman zaten herhalde yarısından çoğunda imzası vardır diye düşünüyorum. Ligin ikinci devresinde Gökhan Töre'nin performansında özellikle fizik gücünün arttığını gördüm ben. Yani gerçekten Beşiktaş'ın şu ana kadar Almeida ile birlikte ligin ikinci devresinde bunların yanına Olcay'ı da katabilirim bir üçüncü kişi olarak ama Gökhan Töre ve Almeida'nın gerçekten yükselen performansını ben tebrik ediyorum ikisinin. Bilic hakkında Süleyman Hocam siz söylemek istedikleriniz var mı? Slaven Bilic bir teknik direktör olarak tabii ki en büyük pay yine teknik direktör olarak Bilic'in. Bilic'i nasıl buluyorsunuz? Vallahi Bilic Beşiktaşlı oldu ya. Yani öyle söylemek lazım. Çok Beşiktaş taraftarı kanıksadı artık Bilic'i ya. Ve ben hala o kanadayım. Fernandes konusunu da tanımladıktan sonra mutlaka takım montajını yerine getirdikten sonra, taşları yerine koyduktan sonra işte sizin bahsettiğiniz gibi Gökhan Tören'in de performansı artıyor. Orada Olcay Şahan'ın da performansı artıyor. Ve Almeida'nın da bence hırsı artıyor. Yani önemli olan burada bence takımda rol modellerin yerine oturması ve bunu oyuncuların kabul etmesi. Bence Bilic bunu başardı. Gelecek haftalar ne olur, ne getirir bilemem ama şu anda Beşiktaş çok kompakt bir takım. Yani birbiriyle çok aynı, birbirine çok eşdeğer oyuncuların bir araya getirdiği bir takım olgusu var Beşiktaş'ta. Bu çok önemli. Bunu da yaratan Bilic. Ve bu takıma oynatılabilecek en iyi futbolu oynatıyor diye düşünüyorum ben. Ben ona kompakt diyorum Can. Yani hani
bir iki isme yönlenmiyoruz. Bir iki ismi sürekli tartışmıyoruz dikkat edersen. Evet. Tek sıkıntı dikkat edersen Fernandez'di. İşte hep onu konuştuk. İlk kere boyunca hep Fernandez'i konuştuk. İmza parasını konuştuk. Kalacak mı? Eyvah kalsın işte, çok süper top oynuyor. İşte atıyor, attırıyor vesaire. Ama ortaya bir şey çıkmadı. Bundan Fernandez'den vazgeçince de taşlar bence yerine oturdu. Rol modeller belli Beşiktaş'ta. Bu çok önemli bana göre. Peki geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında 3 puan alan taraf oldu. Kendi evinde Kasımpaşa Spor'u ağırladı. Ki Kasımpaşa'da gerçekten galibiyet için elinden geleni yaptı. Birçok gol pozisyonuna girdi. Ama galibiyeti ki beraberliği yakaladı ama beraberliği yakaladıktan yaklaşık 1 dakika sonra Bekir'in ayağından kendi kalesine golü yemiş oldu. Ve 2-1'lik skorla Fenerbahçe Kasımpaşa'yı evine uğurladı 3 puanı alarak. Peki maçın başından başlamak istiyorum. Gerçekten geçen hafta Sivas maçında Yunus Yıldırım'ın yapmış olduğu hatalar maça damgasını vurmuştu. Fırat Aydınus'un Fenerbahçe Kasımpaşa maçına atanmasıyla MHK tarafı çok eleştirildi. Neden Fırat Aydınus bu maça verildi ki biraz önce Süleyman Akay hocamın da söylediği gibi bu kafalarda bir soru işaretiydi. Bununla beraber maç sıkıntılı ve stresli başladı. Özellikle Emre Belezoğlu'nun maçın 5. dakikasında Kasımpaşa kulübesine dönerek etmiş olduğu ağır bir küfür var. Bunun üzerine yapılan açıklamalar var ki Lig TV'den artık oradaki küfür de çok açık ve net bir şekilde okunabiliyordu. Bununla beraber Fırat Aydınus'un Emre'yi atmaması, sonrasında Alves'in yapmış olduğu bir hareket var. Tam şu anda kimle karşı karşıyaydı? Hatırlamaya çalışıyorum. Sorun değil. Kim oldu ama Alves'in... Alves'in yapmış olduğu kırmızı kartlık bir pozisyondu ve Alves'in yine ilk defa yaptığı bir şey değildi bu. Bunları değerlendirdiğimizde yine Gökhan'ın ikinci belki sarı karttan atılması gerekiyordu. Futbol otoritelerinin değerlendirdiği yorumlara göre. Bir Fırat Aydınus maça damgasını vurduk, maçın kaderini belirledi diyebiliriz ama şuradan başlayalım. Emre Belezoğlu ve küfür ki ilk vukuatı da değil Emre Belezoğlu'nun. Bundan önce bir çok kez ırkçılıkla ilgili saha içerisindeki davranışları ve tavırları, söylemleri gündeme geldi. Özellikle Trabzonspor'dan Zokora ve İngiltere'de yine bu tarz bir olay yaşamıştı. Bununla beraber yine daha önce Kasımpaşa'yla arasında bir problem vardı. Yine orada bir küfürlü münakaşa söz konusuydu. Yine bunları çoğaltabiliriz. Birçok vukuatı bulunuyor Emre Belezoğlu'nun. Ki şunu da hemen size dönmeden önce bugün Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yapmış olduğu bir açıklama var. Bunu da hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Fenerbahçe'nin yapmış olduğu bu açıklamayı da değerlendirmenizi istiyorum. Okudunuz mu bilmiyorum ama Fenerbahçe Kulübü Süper Lig'in yayıncı kuruluş Lig TV ile sert bir bildiri yayınladı. Bildiride şöyle söyleniyor. Kaptanımız Emre Belezoğlu ve cezası dolayısıyla maçı stattaki 52 bin taraftarımızdan biri olarak tribünde izleyen futbolcumuz Caner Erkin, operasyonel bir yayıncılık anlayışı ile kamuoyu önünde linç edilmeye çalışılmıştır. Kaldı ki yayıncı kuruluşla ilgili hafızalarımızı tazelemek gerekirse, geçtiğimiz sezon yine kaptanımız Emre Belezoğlu'nun bir görüntüsünün içerik olarak maçın öyküsü haber bandında altı özellikle çizilerek ve Emre aleyhine tek taraflı algı yaratılarak yayınlanması, söz konusu görüntüyü bir gün sonra apar topar bulan Lig TV'nin Merelej'in suçsuzluğunun kanıtı olan tükürme görüntüsünü o kadar kamera kaydı içinden her nedense bulunamaması ve TRT'ye gönderilen ham görüntülerden şans eseri ortaya çıkması gibi taze örnekler olayın tarihsel örgüsüne dikkat çekme anlamında değerlidir. Bu çerçevede kimsenin Fenerbahçe'nin kurumsal hafızasını hafife almaması gerektiğini bir kez daha ifade etmek isteriz. Ve yine bir kez daha hatırlatmak isteriz ki gücünü kulüpler ve taraftarlardan alan yayıncı kuruluşun spor savcılık makamı ya da Türkiye Futbol Federasyonu disiplin müfettişliği gibi bir sorumluluğu ve görevi bulunmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Lig TV'nin kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız odaklı bu tür operasyonel yayıncılık uygulamalarının devamı halinde en sert tedbirleri almaktan çekinmeyeceğimizi kendilerine ve kamuoyuna bildiririz diyor. Ben buradan şunu algılıyorum. Çok enteresan bir açıklama. Yani burada Fenerbahçe yönetiminden Emre Belezoğlu'nun
küfürüne veya da Alves'in yapmış olduğu harekete karşı burada bir not veya da bir açıklama beklerdik işin gerçeği ama burada biraz da şu algıyı yaratılmamış mı? Yani Lig TV'ye biraz daha tehditkar bir açıklama olmuş olmamış mı bu? Ben biraz onu hissettim, bilmiyorum. Siz ne diyeceksiniz? Yani Lig TV'nin tabii geçmişteki olaylara yönelik de Fenerbahçe'nin yazısında anladığımız kadarıyla bu maçla birlikte geçmişteki olaylarla da bir bağlantılı bir silsile şeklinde bir serzenişi göstermesin. Yani burada şu mu ortaya çıkmalıydı? Kesinlikle yani buradaki şu göstermeli. Kesinlikle göstermeli. Yani Lig TV orada Caner'i Emre Belezoğlu'nu göstermeyerek mi doğru davranırdık yoksa göstermesi doğru mu? Göstermesi yani burada doğru bunu da tartışmamız gerekiyor çünkü. Lig TV göstermeli mi? Yani bunu aslında size de sormayı çok isterdim. İzleyicilerimize özellikle onların düşüncelerini de almak isterdim. Belki Kanal 5 Twitter etiketiyle yazarsanız program içerisinde değerlendirmeye de çalışırız. Hatta arkadaşlarımıza da söyleyelim Kanal 5 Twitter ekranda verebilirsek Twitter sayfamızın adresini öyle bir imkanımız varsa arkadaşlar onu da verelim. Yani Lig TV bunu sizlerden de sizlerin görüşlerini de almak adına soruyorum. Lig TV bu tarz görüntüleri vermeli mi yoksa hayır vermemeli mi? Evet, devam edebiliriz. Ben Lig TV'nin bu tarz görüntüleri vermesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat yani bu işi abartmadan dozunda yani Emre örneğine gelecek olursak Emre'nin yaptığı hareketin küfürün gerçekten kabul edilir bir tarafı yok. Yani Fenerbahçeli izleyiciler de gerçekten takımlarında bu profilde bir oyuncuyu görmekten üzgün olduklarını düşünüyorum ben. Bunun dışında Bruno Alves'in hareketine gelecek olursak yani Bruno Alves'in hareketi gerçekten programımızın daha önceki bölümlerinde de konuştuğumuz gibi haftalarca yani burada hatta hakemleri de daha önce izleyicilerimiz hatırlayacak olursa Bruno Alves konusunda uyarmıştık. Yani bir meslektaşına bir futbolcu nasıl bu kadar gaddarca davranabilir? Yani yere düşen rakibinin üstüne ayağıyla basıyor ve bastığı yetmiyormuş gibi bir de itekliyor. Oyuncunun yarım metre ileriye gittiğini gördük. Yani bu tip görüntüleri gerçekten Fenerbahçe taraftarının yani Fenerbahçe taraftarı bunları görüyor. Fenerbahçe'de bu tip görüntülerin olmasını isteyeceğini zannetmiyorum ben Fenerbahçe taraftarının. Aynı şekilde geçen haftaki haksızlık gerçekten burada ben Fırat Aydınus konusuna tekrar dönmek istiyorum. Yani Merkez Hakem Kurulu bu maça hakem atamasını yapmadan önce yani önünüze bir liste koyun. Bu maça atamamanız gereken 3 tane hakem arasında kimi yazarsınız? 1 Yunus Yıldırım'ı yazarsınız. 2 Fırat Aydınus'u yazarsınız. Gerçekten yani ben birisi bana bu maça Fırat Aydınus'un atanmasını evet, hangi değilim. Mantıkla atandığını anlatırsa gerçekten çok sevinirim. Yani böyle bir atama ben hayatım boyunca yani çok ender herhalde rastlarız. Böyle Süleyman Hocam, gerçekten Fırat Aydınus'un maça damga vurduğunu görebiliyoruz. Rakipleri de özellikle Fenerbahçe'nin rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın da Beşiktaş o kadar olmasa da Galatasaray'ın özellikle yapmış olduğu bir açıklama da vardı. MHK'nın baskı altında olduğunu, hakemlerin baskı altında olduğunu düşünüyordu Galatasaray. Ve bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bunun üzerine yine Fenerbahçe çok sert bir açıklama yaptı. Gerçekten ağır şeyler söyledi Galatasaray üzerinden. Galatasaray'ı ima ederek. Gelelim. Fenerbahçe işte doluyum diyordunuz. İşte sizler şimdi vallahi doluyum. Neler söylemek istiyorsanız. Şey daha ne buyurun mikrofon yani. Sizde. Bir defa Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı son derece komik buluyorum. Hı-hı. Arkasından Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamayı iki kere komik buluyorum. Yani bu yani Galatasaray.org ve Fenerbahçe.org demek ne demek Erkut? Kurumsal bir kurumsal değil mi? Yani düzgün cümlelerin, aklı selim hareket edilmesi gereken ifadelerin olması gereken bilgilendirme kurumları değil midir? Doğru. Yani olmamalı mıdır sence? Yani çok basit, çok basit bir şey için, çok ucuz şey için, yani ucuz derken yani Türkiye'nin en büyük meselesi değil bunlar yani. Türkiye'nin çok önemli meseleleri var. Türkiye çok önemli bir yoldan geçiyor. Çok önemli bir köprüden geçiyor. Yani
olacak gibi değil. Yani ben bunu zaten söylüyorum yani. MHK Fırat Aydınus atamasıyla sınıfta kalmıştır. Ya zaten haftalar önce bana göre sınıfta kalmıştı da. Yani son Fırat Aydınus örneğiyle yani tamamen sınıfta kalmıştır MHK. Yani nasıl bundan sonra kendini kurtaracak? Nasıl bir adaletten bahsediyoruz? İşte Fenerbahçe söylüyorum yani. Fenerbahçe nasıl bu maçı 11 kişi tamamladı? Daha ne söyleyeyim, nasıl anlatayım yani? Ben bu biraz daha nasıl güzel de olsun. Ben düşünebiliyor musun? Gökhan Gönül maçı izledin değil mi? Gökhan evet. Gönül. Pozisyonu görüyorsun. Faulü çaldın yani. Çaldın. Kırmızı, o kırmızı kartı, ikinci sarı kartı gösteremiyorsun. Bunun adı Eyyam. Eyyam. Doğru. Eyyam. Yani sözüm çok fazla. Bu konuda sözün bittiği yerdeyiz bana göre. O zaman sözüm burada şunu da söyleyebiliriz. Yani. Fenerbahçe... Yani Emre Belezoğlu konusunda zaten özellikle gelmek istiyorum. Özellikle gelmek hem istiyorum. Hem suçlu hem güçlü bir tabir vardır. 15 yıldır yani bir Emre Belezoğlu konusunu çözemedik biz Türk futbol olarak. Burada sen de suçlusun, ben de suçluyum. Yazılı medyada suçlu, görsel medyada suçlu. Ben hepimiz suçlu olduğumu düşünmüyorum. Hepimiz suçluyuz. Çünkü hep Emre'nin şeyini aradık biz böyle. Nasıl kurtarabiliriz Emre'yi? Kötü. Zihniyeti kötü. Emre, sahada kendini kaybediyor. Herkes de tamamen cezasını vereceksiniz. Gözüküyor. Futboldan arındıracaksınız. Ve gelecek nesillere kesinlikle doğru örnekler vermek zorundasınız. Yani. Ondan sonra düşünebiliyor musun? Sahada Emre nasıl olsa kalıyor. Çok rahat. Küfretse de kalıyor, etmese de kalıyor. Mazereti var Emre'nin. Şeref tribününde küfredecek, pardon. Ki Atölyen milli formayla basın tribününde el kol hareketi yapıyor, mazereti var. Çok güzel mazeretleri var ya. Çok da güzel para kazanıyor. Bir arkadaşım. 3 milyon euro cash para kazanıyor falan. Dünyada görmeyeceği paraları. Tüm bir arkadaşım şöyle dedi. Uzatalım gidelim yani. Fenerbahçeli bir arkadaş şöyle söyledi. Dedi ki Emre gol attı, 3 sene daha garantiledi Fenerbahçe'de. yani yandık dedi. Hülle yaptı ya Fenerbahçe kulübü. Bir şey olabilir evet. mi yani? Gitti. 100 bin euro da sembolik transfer ücreti verdik Atletico Madrid'e. Türk yani Fenerbahçe'de bir Türk kulübüdür ve geri aldı be Fenerbahçe yani. Ve çok ciddi fahiş yani çok ciddi paraları aldı Emre yani. Peki programımızın sonuna geldik bu arada. Artık rejiden arkadaşlarım beni sürekli olarak uyarıyorlar. Programın sonuna geldiğimizi söylüyorlar. Bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Aslında konuşacak çok fazla şey var. Program süresinin bize yetmediğinin farkındayım. Bundan sonraki haftalarda aslında telefonla da bağlantılar yaparak yine birçok spor yazarını, birçok spor adamını burada programımızda konuk etmeyi de düşünüyoruz ama dediğim gibi program süremizin kısıtlılığından eğer bunları da yaparsak hiç konuşamayacağız diye tahmin ediyorum. Burada yorumcularımızla beraber düşüncelerimizi paylaşamayacağımızı düşünüyorum. Haftaya gerçekten yine çok önemli maçların ardından pazartesi günü saat 22'yi gösterdiğinde Kanal 5 ekranlarında 90+5'te sizlerin huzurunda olacağız. Süleyman Akay spor yazarı ve yorumcusu bizlerleydi. Önümüzdeki haftada yine bizlerle olacak ve sevgili Cihan Demirdizen çok teşekkür ediyorum ikinize de yorumlarınız ve görüşleriniz için. Haftaya görüşmek dileğiyle. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.